Emel Acar'la en baştan da Senem Hanım için değişim yolculuğu ilk olarak diş hekimimiz Çağdaş Bey'in kliniğini ziyaretle başlıyor. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız Emel Hanım? Senem Cüngez canım. Hoş geldiniz, hoş Çağdaş bulduk. Ben. Hoş bulduk, ben Senem. Senem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, nasılsın gel. Çağdaş? İyi, her şey çok iyi. Siz nasılsınız? Valla bomba gibi. Program çok güzel. Güzel gidiyor, güzel. Her tebrik şey ederim. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Olumlu cevaplar alıyorum, çok, diyorum. Çok güzel. Maşallah. Maşallah, maşallah. Deliye vuralım şöyle. Senem Emel Hanım'ı niye seviyorsunuz? Emel Hanım'ı niye seviyorum? Çok şık ve hoş bir bayan olduğu için. Hmm. Bayanları da güzelleştirdiği için. Emel Hanım bir de cana yakın, cana evet, yakın. Cana İnsanlar yakın. Emel Hanım cana yakın olmasını seviyor. Hakikaten siz böyle samimi insansınız. İnsanları seviyorum ben. Tabii. İnsanları ayırt etmeden. Kesinlikle. Ne olursa olsun ama benim için insan olması yeterli. Kesinlikle. O yüzden insanları çok sevdiğim için o enerji geçiyor herhalde. Tabii. O yüzden ben de... Bir de iyi bir kelime konumuz, ayırt etmeden. Çünkü ayırt etmeden. Hiçbir zaman ne olduğun değil, ne olacağım demeli. Asla yani ayırt kimin etmiyor. Ne olduğu belli değil. Aslında benim bu programda da birazcık kişiliğim de tanındı. Yani doğru, daha doğru. Çok böyle bir dışarıdan böyle soğuk görünüyorum ama aslında hiç değilim. Evet. İçtenim. İnsanları seviyorum. Tabii, güzel bir şey. Kendimi seviyorum. Herkesi seviyorum. Önemli olan o. Öncelikle zaten insanın kendisini sevmesi, evet, kendisine saygı duyması lazım. Aynen, aynen. Ondan sonra insanları kurtaracak. Evet, teşekkür ederim. Senemciğim, şikayetin neler? Şikayetim dişlerimin sarı olması, aralıklarında boşlukların olması. Sıktığımda zamanla dişlerimin... Yani kırılma... Kırılma, evet. Kırılma. Çağdaş'cığım bir kopya şey söyleyeceğim. Kopya bekliyor Senem Hanım. Acaba kırılma. İşinde ne var diye kopya bekliyor. Çağdaş, kırılma. Senem'in bir kızı var. Evet. Aynı benim küçüklüğüme benziyor. Evet. Aynı ama inanılmaz derecede. Gördüğümde şok oldum. Evet. Ve o kadar çok güzelliğe düşkün bir çocuk ki. Evet. İsmi Kardelen'di. Annemin güldüğünde o dişlerini böyle beyaz görmek istiyorum. Güldüğünde güzel görmek istiyorum. Evet. Ben de hatta size şey verdim oradan, Çağdaş Bey duyuyor musunuz diye. Duyuyorum. Yani daha iyi duyuyorsun. O yüzden Ali Kardelen'den de sana selam var. Ben de selam söylüyorum Kardelen kardeşimize. Çok şeker bir kız. Evet, şikayetlerimiz şimdi, bunlar. Şimdi dişimi sıktım dedi hanımefendi. Biliyorsunuz bir deyiş var. Halk arasında sık dişini geçsin diye. İnsanlar stres anlarında dişlerini sıkıyorlar maalesef. Geçiyor diş sıkma ve vücudu atma. Geçiyor, geçmiyor. Ama olan dişleri oluyor. Hanımefendide de böyle olmuş maalesef. Dişler bu yukarı doğru bir eğim var dışarıda farkındaysanız, size doğru. Ve gıcırdatma tarzında olmuş belli ki ve sola doğru gıcırdatmış. Genelde bu işlem geceleri uykuda yapılıyor. Gün içinde sıkan bireyler de var. Maalesef çok kısalmış. Konuşurken görünmüyor. Bakalım güzel bir, hem daha beyaz hale getirelim, hem sağlıklı hale getirelim, hem de dişlerinizi eski haline getirelim istiyorum. Evet. Çünkü kaybeden seneleri bir şekilde geri alalım. Aynen öyle. Kardelen de güzel bir anne. Güzel, zaten çok güzel. Bakımlı bir anne. Haline finalde yaparız. Böyle şey, Kardelen de sevinsin. Tamam, anlaştık. Teşekkür ederim. Teşekkürler, görüşürüz. Görüşmek üzere. Emel Hanım tedavinin başlayabilmesi için onların yanlarından ayrılıyor. Ve Çağdaş Bey ilk tespitlerini detaylıca anlatıyor. Senem Hanım dişlerini çok sıktığından bahsetmişti. Yakında da görüyoruz bunu. Açalım lütfen. Bakın dişler sola doğru çok aşınmış durumda. Özellikle ön 4 tane diş. Senem Hanım da bugün değişik bir çalışma yapacağız. Amacımız Senem Hanım'ın ön 4 dişini bilgisayar desteğiyle ve bilgisayar tasarımıyla yapılmış lamine yapmak. Ve bir günde bitirmek bu lamineleri. Öncelikle çok diş taşı var Senem Hanım'da. Özellikle alt iç grupta. Hep konuşuyorum, söylüyorum. Dişlerin önleri çok önemli. Herkes onları görüyor, doğru. Temiz, güzel olması lazım. Ancak dişlerin içleri de çok önemli. Lütfen dişin içini, arkasını, sağını, solunu, arasını diş piyle temizleyin. Temizlenmeyen yüzeyler yıkılmaya mahkumdur. Çürüyecektir, diş taşları oluşacaktır ve bunlar size ileride daha büyük sorunlar olarak ortaya çıkacak. O yüzden lütfen iyi bakın dişlerinize. Öncelikle diş taşlarını temizleyerek başlayalım. Ondan sonra dişleri beyazlatacağız, diş beyazlatma yapacağız ve de dişi beyazlattıktan sonra 3 boyutlu tasarımla bir günde 4 tane lamine yapmayı planlıyoruz.
diş taşı temizliği sürüyor ve Senem Hanım da sabırla sonucu bekliyor. Leke tedavisi sona eriyor. Bakalım sırada ne var? Diş beyazlatma işlemini başlatmış olduk. Diş beyazlatma işlemi muhakkak hekim kontrolünde yapılmalı. Ev tipi veya ofis tipi olarak yapılabilir. Şu an ofis tipi diş beyazlatma yapıyoruz. Bu beyazlatma yaklaşık olarak 45 dakika sürecek. 45 dakikanın sürenin sonunda dişler daha beyaz hale gelecek. 45 dakikalık süre tamamlandı. Diş beyazlatma işlemimiz sonlandı. Sökebiliriz. Çok güzel. Bir dakika. Evet. Çıkartalım. Güzel, kapayın. Evet. Şimdi sıra geldi ön dört dişi lamine için hazırlamaya. Lamine yaparken dişin ön yüzünden 1 milim pürüzlendirme yapılıyor. Ve lamine restorasyonları dişin ön yüzüne yapışıyor. Pürüzlendirme işlemine başlıyorum. Dişleri lamine için hazırladık. Şimdi sıra geldi dişlerin ölçüsünü almaya. Ölçüyü scan ederek alacağız. Yani bilgisayar destekli okutarak alacağız ölçüyü. Yaslayın başınızı. 4 tane lamine yapacağız. 4 lamine yapacağımızı işaretliyorum. Bu şekilde 4 tane lamine yapacağız diye. İşaretledim. Devam edelim. Hekimimiz bir heykel tıraş edasıyla tasarımını şekillendiriyor ve biz de keyif ve hayretle onu izliyoruz. İşlemin tamamlanmasına az bir süre kalıyor ve Çağdaş Bey bizleri bilgilendirmeye de devam ediyor. Bu blok İçinde 4 ayrı renk bulunduran fabrika ortamında yapılmış bir blok. Farkındaysanız koyudan açığa doğru katmanlar haline gidiyor. Burası en koyusu çünkü dişlerin de her zaman diş etine doğru olan kısmı en koyudur. En koyudan en açığa doğru gidiyor. Ve bu şekilde bloğun içine yerleştirdim. Ve de işlem tamamlandı. Ve başlayacağız üretime. Teker teker her dişi üreteceğiz. Ve az sonra dişler bitmiş olarak karşımıza gelecek. Dişlerin 3 boyutlu tasarımından sonra olay üretime geldi. Özel porselen bloklar var, porselenler var, dişler. Bu porselen bloklar tamamıyla homojen bir yapıda. Cilalılığı çok yüksek ve çok estetik malzemeler. Bunlar içinde birkaç farklı renk bulunduran porselen bloklar. Son teknolojilerle beraber yeni çıktı bunlar. Tek renk değil, birkaç renk oluyor. Buraya yerleştiriyoruz. Bir tanesini ürettim, bir tanesini üretilmiş örneği böyle bir laminenin. O bloktan bunu çıkartıyor. Bu şekilde o bloğun içinde nasıl duracağını ayarladım laminenin. Ve her açıdan lamineyi kontrol ettik. Şimdi yavaş yavaş 9 dakika 40 saniye içinde dişi üretmiş olacak. Diğer dişleri teker teker üreteceğim. Aşağı yukarı 45 dakika, 1 saat sonra dişlerin üretim bitecek ve denemeler olacak, diş bitecek. Bir günde 4 lamineyi bitirmiş olacağız. Senem Hanım'ın bilgisayar ortamında yapılmış laminelerin üretimi tamamlandı. Makineden çıktıktan sonra elle cilalayıp efektlerini verdim ve lamineler hazır oldu. Yapıştırmak için hazırız. Lamineler yapıştırılırken Senem Hanım'ın dişlerinde oluşan fark daha şimdiden dikkate değer. Şunu görünce lamineler sertleşmiş oldu. Laminelerin aşağı yukarı ömrü 10 sene. Dişin üzerine tamamıyla yapışma gücüyle duruyor. Amacı şu, dişin yıpranmışlığını, senelerin verdiği izleri silmek. Bir miktar uzattık, rengini biraz açtık ve çok daha güzel hale geldi. Evet, dişler yapıştı. Bakalım Senem Hanım'ın tepkisi nasıl olacak? Evet, birkaç saatlik çalışma geride kaldı ve gülüşün tasarımı bitti. Şimdiye kadar görmediniz de dişlerinizi, merak ediyorsunuz.
İsterse aynayı verelim, bir bakalım. Acaba Sanem Hanım'ın tepkileri değişecek miydi? Sabahtan beri hep aynı bakışta sunuyor bize. Bakalım, ben de merak ediyorum. Bakalım. Buyurun. Yeni gülüşünüz. Sanem Hanım'daki çalışmamız tamamlandı. Bugünkü çalışmamız bir günde birkaç saat gibi bir sürede tamamlandı. Ve senelerin izini bir günde sildik. Bakalım bu gülüş kendisine şans getirsin diye istiyorum. Ve finalde diğer yapılan uygulamalar nasıl olacak onu da görelim. Hep beraber izleyelim isterseniz.